Ama Alanya maçı oynadığımız en iyi maçtı. Orada büyük bir hakem hatası yaşadık biliyorsunuz. Ali Palabay'ın verdiği yanlış bir kırmızı kart. Aslında bizim için bir kırılma noktasıydı. O gün maç sonrası futbol anlamında savaşacağımızı söyledik. Büyük bir haksızlığa uğramıştık. Uğradığımız haksızlıktan sonra savaş vereceğimizi, yine kalkıp ayağa iyi oyunumuzu sürdüreceğimizi söyledim. Yani her şey birbirine girdi açık söyleyeyim sana. Kimin yanında çalıştığı belli. Yeniyet olarak yanlış yolda bu konuda. Bu konuda. Yani... Şimdi Fatih Hocam bana alınmasın ama Fatih Terim e Hocam'ın yanında bayağı şeyler öğrenmiş bu konuda. Yani algı anlamında. Bunlara gerek yok. O oynatma dediği, Bundan önce neler konuşuldu biz Erdoğan Tümür çıktı çok önemli açıklamalarda bulundu. Yer geride falan filan derken şimdi orada zaten bütün dengeler de bozuldu. Yani bu konuşmalar, infialler yani bir anda insanlar bakmıştı hocam. Futbolumuzda yanlış olan şeyler bunlar bir takımın dengesini bozabilir misin? Türkiye'de bozabilirsin biliyor musun? O anda sana Sivas maçı için derler ki orada da bir dönüm noktası yaşadın hocam. Sen bunu kaybettin ama burada da bir şeyler oldu değil mi? Yani burada da bu savaşarak derler sana. Yani sen şimdi bunu demen için Alanya'yı örnek verirsen sana da bir de der ki orada demedi gene iyi arkadaşlar. Ya ben de olsam derim hocam peki Sivas ne olacak dedi falan filan. Yani bu işten buralardan çıkamazsın. Onun için ama Okan Hoca'nın yaptığı iş büyük iş takdir ediyoruz. Hakikaten iyi bir Galatasaray yarattı. Fevkalade top oynuyor. Rekor üstüne rekor kırdı. Bak Fatih Hoca gelir diye senle o zamanlar hazır bekliyor diyorduk. Kötü gittiği zaman. Oralardan çıktı. Bak çıktı. Doğru. Ve olağanüstü işler yaptı. Hakkını vererim işte. Okan Hoca ben bildim bile hep hakemle uğraşıyor. Bak iyi giderken bile uğraşıyor. Bu bir algı. Kendi kafasında bunu yapıyor. Orada hep bu hakem konusunu sıcak tutuyor. Sebebi şu. Bir sonraki maç, bir sonraki maç, bir sonraki maç ve sonunda da şampiyonluk. Her maça çıkmadan önce aba altında sopa gösteriyor hakemlere. Net. Bunu iyi yapıyor. 14 maç kazandı mı? 15 maçtır kazandı. Rekor kırdı Galatasaray. Tarihi rekor kırdı bak. Türk futbolunda. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Orada bu hakemler yok mu? Var. Karşında, bir, karşında bir güç mü var? E nerede o güç? Güce ne oldu abi? Bir güç vardı seni engelliyor. Ya Alanya maçında seni engelleyen bir güç vardı ya. Sonra niye bu güç? Ne oldu güce? Neden bu kadar büyük bir güç var seni? Başka maçta da engeller. Başka maçta da engeller. Önüne her şeyi çıkartabilir. Eğer böyle bir ekip varsa, böyle bir komplo varsa, Galatasaray'a karşı böyle bir teori varsa. Ha bu üretilen şeyler neticesinde ne oldu? Sıfır. Sen bak şu anda takımda lidersin. Doğru mu? Ya Galatasaray özel maç dahil her maçı kazanıyor. Kaza doğrusu. Takdir etmiyor muyuz? Ee, bir şey söyleyeceğim sana. Gittiniz Kadıköy'e. Gençler Fenerbahçelerden bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Dediler her olsun yani. dediler. Tabii. E, Okan Hocam sen artık bu işleri bırak. İşine